Onay Şahin, Trabzon'umuzun değerli sanatçılarından bir tanesi. Onunla Trabzonspor için bir röportaj yapmak istedim. Trabzonspor'umuz iyi gidiyor maşallah. Onay abi de güzel bir marşla karşılık verdi buna. Onunla alakalı Onay abiye soracağım. Ondan sonra Trabzonspor arka arkaya galibiyetler alırken İstanbul'u da böyle çıldırtmaya devam ediyor. Trabzonspor'a çok yükleniyorlar Onay abi. Sen bizim değerimiz olarak senin de bir görüşlerini alabilir miyim bu konuyla alakalı? Ya futbol konusunda benden daha donanımlı olduğunuz kesin. Zaten bunun muhabiri bizden çok daha anlar futboldan ama ben de bu cahil kafayla anlıyorum ki yani futbol konusunda çok bilgili olmasam da Trabzonspor şu anda bu işi yardı gidiyor yani. Ben iki tane şarkı yaptım Trabzonspor'a. Bir tanesinde biraz karşı tarafa taşlar attım. İnternetten bulabilirsiniz. Ali Koçlara falan işte yani o evet o yok bu daha yeni taze. Tabii Fatih Terim'e kadar bir şeyler söylüyoruz orada. Bunlar tabii futbolun şeyleri latifeleridir, güzellikleridir. Yoksa hakaret boyutunda asla öyle bir şey bizden çıkmaz. Ama bu en son yaptığım çalışmada da Trabzonspor'un zafere yürüyüşünü taçlandırmak o sene bu senedir diyoruz ya mesela. Biz de diyoruz ki olayım Trabzon'a. Biz de çok derler ya efsanedir efsane. İşte geldi zamanı şampiyonsun bu sene. Yani elhamdülillah biz bunu görmek istiyoruz. Ben 40 yaşındayım. Bu şampiyonluğu hatırlamıyorum. Yani son 83'te biliyorsunuz. Bir rivayet Trabzon'da bir hocayı biraz sinirlendirmişler. Bizim takvaca üstün hocalarımızdan bir tanesi bir beddua etmiş diye bir rivayet var. Geldi mi kulağına bu iş? Ben onu sordum. Mahmut Efendi Hazretleri etmiş. Evet öyleymiş. Onun yakınında, çok yakınında olan bir abime sordurdum. Ya özellikle ben de bunu şey yaptım. Evet. Ama şey süresi doldu. Fatih'te. Bu zaman 40 Fatih sene iyi biçeceğiz. Fatih'te namaz esnasındaymışlar. Dışarıda kutlamalar yapıyor. Tabii taşkınlık olmuş. Biraz gürültü olmuş. Şimdi Allah göstermesin bu zafer kutlamalarında da gene şeyi sağduyuyu elden bırakmamak lazım. Kesinlikle. Yani, biz yapıyoruz zaten onu ya. Ya biz zaten 96'da çok cenaze verdik biliyorsunuz. Şampiyonluğu kaybettiğimiz zaman ya intihar edenler oldu. Yani bunlar asıl dünyaya yaratılış amacımızın üstüne çıkmamak lazım. Bu şarkılar, bu türküler, futbollar, zaferler hayatı güzelleştirmek için. Lütfen şeyi elden bırakmayalım. Temkini de elden bırakmayalım. Bugün de gerçi galip geldi Allah'a şükürler olsun. Bundan sonra da biraz zor görünüyor ya. Tamamdır bu iş Konya'yı bizde yani. Yenersek inşallah. Sırada Konya var ya. Konya'yı. Abi bu şeye döndük. Peki Onay abi şimdi Trabzonspor şampiyon olduğunda o statta inşallah davet gelirse olacak. Davet gelirse işte. Şimdi yönetimden tanıdıklarımız var. İşte torpil yolunu seçsem alın bu şarkıyı stadyumda çaldırın desem o yoldan yürümek istemiyorum ama. Yani ben onurluca bir türkü yaptım Trabzon'a hiçbir karşılık beklemeden. Yüreğimden gelen şarkıyı okudum. Şimdi bakalım bu halkın sevgisiyle, talebiyle bu şarkı statta çalar mı? Bu benim bir hayalimdir mesela. Ama bunun için araya da adam koymuyorum. Kendiliğinden bakayım bir arkadaş oradan videoyu çekip atar mı bana bak senin şarkıda statta çalayım. Bu güzel bir tatmindir yani, bu güzel bir şereftir. Bir takıma yapılan şarkılar çok fazla tıklanmaz. Ama benimkisi 10 günde 200 bin civarında YouTube'da bir tıklanma. Sosyal medyada zaten milyonu bulduğunu biliyorum. Şeyde işte Facebook ortamında. Yani ortada bir başarı var gibi görünüyor. Bence onu stadın içine dahil etmek lazım. Ama sen gene bir şey söyleme. Kendiliğinden bakalım olur mu bu işler? Olur abi. Aslında olur da şöyle bir şey var. Onay abi ne var biliyor musun? Şimdi içerideki basın ekibine bunu iletmek lazım. Onlar şimdi fazla böyle sosyal medyada takip edemiyorlar. Mesela ne var? Tavsiye edilmesi lazım. Ben tavsiye için söyledim zaten. Tabii benim orada bir şeyim yok ama. Zaten öyle olacak. Bir, orada işte böyle bir şarkı var işte çok güzel. Bu da bir tavsiyedir yani. Bunu söyleyen birisi olacaktır mutlaka. Olur bir dostumuz söylerse memnun oluruz ama ben ilişkilerimi bunda kullanmak istemiyorum. Tabii ki, biz evet. Gururlu bir delikanlıyız yani. Süpersin. Onay abi peki şimdi şöyle şampiyonluk hevesine girmiş taraftarımıza ne söylemek istersin? İşte aslında başta söylediklerim sonda söylenmeliydi. Sağduyuyu elden bırakmayalım. Biraz da sabırlı olalım. Gene temkinli olalım. Hemen rehavete bilmiyorum giriyor muyuz? Şarkılar yaptık girdik demek ki. Bilmiyorum Allah
girmemiz lazım. Bu, sözünü kestim ama girmemiz lazım. Bu kurdaleyi kesmeyi, biz bu kupayı kaldırmayı yani nasip etsin bize. Dua ediyorum. Madem bedduayla bu hallere kaldık, duayla kurtaralım bu işte. Onay abi, seninle bir Erkan Ocaklı anma gününde röportaj yapmıştık. O zaman şey demiştim, ben çok müthiş gurur duymuştum seninle. Beni şarkın alımla anmasınlar vefat ettiğinde. O mesela, o video mesela, bazen böyle ben onu YouTube'a yüklemiştim. O benim vesiyetimdir. Yani o, onu sen aldın benden. Evet, evet, doğrudur. Öldükten sonra tabii bunların bize bir faydası yok. Çaldık, oynattık burada, çok güzel geçti gitti. Vesiyetimi de tazelemiş olayım böylece. Yani şöyle, bir düğün ortamında ya da ne bileyim nezih bir ortamda, bir aile ortamında mutlaka çalınacak bu şarkılar da. Yani masa başında, meyhane başında alkol alırken çalmasınlar ya. Çalmasınlar, vesiyetim budur yani. Ölmüş adamın türküsüyle içki içilmez yani. O bizim dinimize biraz muhalif bir durumdur yani. Yok Onay abi, sen o yönde gerçekten çok bizim yöremizin duyarlı sanatçılarındansın. O yüzden seni gerçekten hani insanların ve bizim de sevgimiz o yüzden çok farklı. Bir Erkan Ocaklı vari sanatçısın bence. Ben Erkan abiyle çalıştım 3-4 sene. Kemencesini de çalmıştım ben Erkan abine. Çok özel sohbetlerimiz de vardı. Benim bildiklerimi siz bilmezsiniz. Onun o gülen yüzünün altında yatan hüzünleri de bilirim ben. Onları paylaşırdı benimle. Bir keresinde 2,5 saat süren bir telefon görüşmemiz oldu. Telefonun şarjı bitti de abi dedim. Şarj bitti, öyle kapandı gitti yani. Yoksa dertliydi yani rahmetli. Ama insanların gönlünde kraldı her zaman. Başımı öne eğmem görenler mesut sansın. Onlar hep kendini anlattığı sözler. Beni sırtımdan vuran o şerefsiz utansın, o şerefsizler utansın. Olur, o şerefsizler bizi güçlü yapıyor. Trabzonspor'un etrafında da şerefsizler olmadı mı? Oldu. Ama bizi daha güçlü yaptı. Bizi yıkmayan bizi daha güçlü yapar. Yüreğine sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Hadi hayırlı akşamlar. Size de başarılar diliyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun.